Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyi işlemiştik? Kimyasal haberleşme tiplerini işlemiştik. Parakrin haberleşme, sinaptik haberleşme, hormonal ve temas yoluyla haberleşmeyi işledik. Haberleşmenin nasıl gerçekleştiğini anlattık. Sinyal alma, sinyal oluşturma, cevap verme gibi. Şimdi hücreler arası haberleşmede devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Zar yüzeyinde bunlar reseptörlere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi haberleşme gerçekleşiyor ama bu reseptörler nasıl çalışıyorlar? Kaç tane reseptör var? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Hem ÖABT hem genel yetenek, genel kültür hem eğitim bilimleri biraz zor olacak ama inanın bana ben şu an Kasım ayındayız, şu an çekiyorum 2 Kasım bu videoyu çektiğim tarih. Bu zamanlarda eğer başladıysanız emin olun rahat rahat yer yetiştirirsiniz, rahat rahat tekrar yaparsınız ama daha geç bir sürede başladıysanız arkadaşlar biraz daha hızlanmanız gerekecek. Biliyorsunuz ben de hazırlanıyorum sizin gibi. Hem konu anlatarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem kendim çalışmış oluyorum arkadaşlar. Yani birlikte ilerliyoruz. Zaten daha önce de söylediğim gibi konular bittikten sonra tabii kendiniz her konu sonunda mutlaka soru çözüm yapın. Ama ben konular tamamen bitince soru çözüm yapacağım. Nasıl yapacağız soru çözümünü? Önce bir tane kitap alıp oradan soru çözümü videoları çekip her konuyla ilgili yükleyeceğim yine YouTube kanalına. Ayrıca o kitap bittikten sonra da denemeler alıp çözeceğim arkadaşlar. Zaten çıkmış soruların soru çözümleri de var. Hani tamamen yayınlananları çözmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam 2013, 2016 ve 2018 3 tanesi tamamen yayınlanmıştı. Diğerleri sadece %10 olarak yayınlandı. O yüzden onları çözemedim ama tamamen yayınlanan seneleri çözmüştüm. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer bulabilirsem arkadaşlar, sanırım satılıyor. Hiç bakmadım ama internete bulabilirsem çıkmış soruları da böyle bir kitap şeklinde alıp onları da çözebiliriz. Evet, devam edelim o zaman. Zar yüzeyinde bulunan reseptörler dedik. Nedir bu reseptörler? Arkadaşlar, zar yüzeyinde bulunan 3 tane reseptör vardır. Bunlar G proteinine bağlı reseptörlerdir. Daha sonra tirozin kinaz reseptörleri ve iyon kanalı reseptörleri. İlk önce bunların isimlerini şöyle bir yazalım. Daha sonra her birini teker teker açıklayalım arkadaşlar. Birincisi ne dedik? Birincisi G proteinine bağlı reseptörler. Reseptörler. İkincisi arkadaşlar tirozin kinaz. Tirozin kinaz reseptörleri. Reseptörleri ve üçüncüsü de iyon kanalı reseptörleri. İyon kanalı reseptörleri. Şimdi bunların hepsini teker teker açıklayacağız ne olduğunu. İlk önce G proteininden başlayalım. Arkadaşlar G proteini bir plazma reseptörüdür. Epinefrin ve diğer birçok hormonun ve ayrıca nörotransmitter maddelerin arkadaşlar bu reseptörleri kullanıyorlar ve bu reseptörler sayesinde sinyal aktarımı yapmış oluyorlar. Zarın sitoplazmik olan kısmına, yani iç kısmına gevşek bir şekilde bağlanmıştır bu G proteini dediğimiz reseptörler. Ayrıca arkadaşlar üzerinde bulunan veya üzerine bağlı olan işte guanin nükleotidinin tipine göre aktif ya da pasif olabiliyor bu bağlı resept G proteinine bağlı reseptörler dediğimiz yapılar. Şimdi ilk önce bir diyelim. Şöyle G proteinine bağlı reseptörler. G proteinine bağlı reseptörler dedik. Bunlar ne dedik arkadaşlar? Bir plazma reseptörüdür. Bir plazma, yani hücrenin içerisinde, değil mi? Plazma reseptörüdür. Şimdi hücrenin içerisinde olduğuna göre o zaman hücre zarından geçebilecek olan maddeler gelip buna bağlanabilir. Yani sinyaller arkadaşlar hücre zarından geçebilir, özellikle olması gerekiyor. Kimler geçebiliyor? Mesela epinefrin diğer adı neydi? Adrenalin. Epinefrin yazamadım tabii ben. Epinefrin. Daha sonra arkadaşlar bunun gibi birçok hormon. Sonra nörotransmitter maddeler. Neydi nörotransmitter maddeler? Arkadaşlar bu maddeler
Sinir hücrelerinin sinaptik ucunda, sinaptik keselerinde sentezlenen maddelerdir. Sinir hücrelerinde iletimi sağlıyor. Bunlar nedir? Bu maddeler arkadaşlar bu reseptörleri kullanırlar. Bu reseptörleri kullanır. Evet, gelelim diğer özelliğine. Dediğimiz gibi bu proteinler arkadaşlar, yani G proteinine bağlı olan reseptörler zarın sitoplazmik tarafına bağlanmıştır. Bu yapılar zarın sitoplazmik yüzeyine gevşekçe bağlanmıştır. Gevşekçe bağlanmıştır. Ayrıca guanin nükleotidinin tipine göre, üzerinde bulunan guanin nükleotidinin tipine göre aktif ya da pasif olabilir arkadaşlar. Onu da yazalım. Üzerinde bulunan guanin nükleotidinin tipine göre aktif ya da pasif olabilir. Şimdi burası önemli çünkü bazı hastalıklar buna bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Biraz da açıklayacağım arkadaşlar hangi hastalıklar olduğunu. Şimdi bunun çalışma mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Çalışma mekanizması nasıl gerçekleşiyor bakalım arkadaşlar. Şimdi bir şekil çizeceğim. Hemen çizeyim şekli. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, çalışma mekanizmasını ben şöyle şekil olarak çizdim. Videoda fazla zaman almasın diye önceden çiziyorum. Şimdi bakın. Burada aktif edilmiş bir reseptör var. Normalde bu reseptör aktif halde değil. Ama sinyal molekülü gelip buraya bağlanıyor ve aktif hale geliyor. Aktif hale geldikten sonra birinci olayımız gerçekleşiyor arkadaşlar. Reseptörün biçimi değişiyor ve bu biçim değişikliğiyle reseptör G proteinine bağlanarak arkadaşlar aktive olmasını sağlıyor. Yani şuradaki maviyle çizdiğim nedir? G proteinidir. Maviyle boyadığım G protein. Bu bizim reseptörümüzdür. Şu da sinyalimizdir. Sinyal ilk önce reseptöre geliyor. Çünkü bunlar neydi zaten reseptörler? G proteinlerine bağlı reseptörlerdi. İşte G proteinine bağlı olan reseptör şu yeşille boyadığım reseptördür. Reseptör gelip proteini etkiliyor, G proteini, ve aktif hale getiriyor. Aktif hale geldikten sonra arkadaşlar protein üzerinde GDP dediğimiz bir molekül var. GDP gidiyor. Yerine ne geliyor arkadaşlar? GTP molekülü geliyor. Guanozin trifosfat molekülü geliyor. Bakın şöyle bağlanıyor. İkinci olayımız bu gerçekleşti. Ve aktif edilmiş proteine dönüştü. Daha sonra üçüncü olaydı arkadaşlar. Zar üzerinde hareket edebilen ve aktif olan G protein enzime bağlanıyor. Yani şurada üçüncü olayda ne oldu? G proteinle enzim aktive enzim birbirine bağlanıyor ve enzim aktive oluyor arkadaşlar. Daha sonra aktive olan enzimde neyi oluşturuyor? Hücresel cevabı oluşturuyor. İşte olaylar bu şekilde gerçekleşir. Ben şimdi size buraya yazacağım arkadaşlar. Bakın birinci olay, ikinci olay şeklinde neler olduğunu da yazacağım. Ne dedik? Sinyal molekül reseptöre bağlanınca reseptörün biçimi değişir ve G proteinine bağlanır arkadaşlar. G proteine bağlandığı zaman aktif hale geliyor. İkinci olayımız nedir? İkinci olayda dedik ki protein üzerinde bulunan GDP gidiyor. Yerine ne geliyor arkadaşlar? GTP geliyor. O zaman yazalım. Protein üzerindeki GDP'nin yerine GTP gelir. Bu aktif olması için, yani aktif hale gelebilmesi için gerekli bir olaydır. Üçüncü olayda ne oluyor arkadaşlar? Zar üzerinde serbestçe hareket edebilen, yani şu hareket edebilen protein gidip kime bağlanıyor? Enzime bağlanıyor ve aktif hale getiriyor. Enzim aktif hale gelince de ne oluyor? Hücresel cevap oluşuyor. O zaman yazalım. Zar üzerinde hareket edebilen G proteini
Enzime bağlanarak aktif hale getirir. Aktif hale getirir ve son olarak da ne olur? Enzim gerekli cevabı oluşturur. Gerekli cevabı oluşturur. Peki cevap oluştuktan sonra ne oluyor? Cevap oluştuktan sonra arkadaşlar aktif olan bu protein üzerindeki GTP ayrılıyor. Yerine yine GDP geliyor ve protein inaktif hale gelmiş oluyor. Bakın ne dedik? Guanin nükleotidinin durumuna göre aktif hale geliyor dedik. Eğer guanozin difosfat varsa inaktif halde, trifosfat varsa aktif hale gelmiş oluyor. Arkadaşlar bunu peki nasıl yapıyor? Bu GTP dediğimiz, bakın G protein dediğimiz yapı aynı zamanda GTP az enzimi gibi davranarak tekrardan eski haline dönüyor. Yani isterseniz onu da not olarak yazalım şuraya. Not olarak şöyle yazalım. G proteini enzim gibi davranarak, enzim gibi dediğimiz GTP az enzimi gibi davranıyor ve eski haline geri döner. Yani nasıl yapıyor bunu? GTP'yi gönderiyor, yerine GDP'yi bağlıyor ve eski haline geri dönüyor. Peki G proteinine bağlı neler var? Arkadaşlar mesela insanlarda görme ve koklama G proteinine bağlı olarak gerçekleşir. O yüzden bizim için çok çok önemlidir. Daha sonra farelerle ilgili bir deney yapmışlar. İşte bazı G proteinlerinden yoksun fare embriyolarında arkadaşlar normal kan damarı gelişmiyormuş ve embriyo uterusta ölüyormuş. Yani G proteinleri oldukça önemlidir. Ayrıca birçok hastalıkta da önemlidir arkadaşlar. Kolera, boğmaca, botulizm gibi işte hastalıkların etmeli olan bakterilere ne yapıyor bu? G proteinleri işlevini aksatıyor bu bakteriler ve böylece bu hastalıklara sebep oluyor arkadaşlar. G proteini oldukça önemlidir. Yani aslında biz şu an işin neresindeyiz? Bayağı hücresel boyutundayız. Hani bu hastalıkların sebeplerinin hücresel boyutundayız. O yüzden ben bunu da yine bir not olarak yazmak istiyorum. En azından hani sorulmasa, karşımıza çıkmasa bile genel kültür olarak bilmemiz bence iyidir. Şöyle yazalım. İnsanlarda görme ve koklama bu tip proteinlere bağlıdır diyelim. Bu tip proteinlere bağlıdır. Ayrıca diğer bir özelliğimize bakıyoruz. Bu fare deneyini yazmayacağım arkadaşlar. O kadar uzun tutmaya gerek yok. Birçok hastalıkta iş görür diyelim. İş görür. Örnek verelim hatta. Örnek boğmaca, kolera, botulizm hastalıklarına sebep olan bakteriler G proteinlerinin işlevini aksatır arkadaşlar ve böylece bu hastalıklara sebep olurlar. Evet, G proteinleri ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. G proteine bağlı reseptörlerle ilgili bunları söyleyeceğiz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bir sonrakine. Tirozin kinaz reseptörlerine geliyoruz. O zaman şöyle değiştirelim sayfamızı. 2 diyelim tirozin kinaz reseptörleri. 2 tirozin kinaz reseptörleri. Arkadaşlar bu reseptörler nasıl iş yapıyorlar? Bunlar da plazma zarında bulunuyor. Şimdi G proteinleri nerede bulunuyordu? Plazmanın kendi içerisinde, hücre zarına yakın yerde bulunuyor. Bunlar direkt hücre zarında bulunuyor arkadaşlar ve enzimleri aktive eden reseptörlerdir bunlar. O zaman yazalım. Zaten kinaz hani enzimlerin sonuna gelen az ekinden de aklınıza gelsin. Enzimleri aktive eden reseptörlerdir. O zaman yazalım. Hücre zarında bulunur. Hücre zarında bulunur ve enzim aktivasyonunu sağlar.
enzim aktivasyonunu sağlar. Tabii bütün enzimler değil, sadece bazı enzimler. Arkadaşlar, büyüme faktörü dediğimiz faktörler vardır. Hücrelerin büyümesini uyarır. Bu faktörler genelde tirozin kinaz reseptörü tipindedirler. O zaman yazalım. Büyüme ya da büyüme faktörü reseptörleri genellikle bu tiptir. Peki diğer özellikleri neler? Arkadaşlar, sinyal molekülü dediğimiz bir molekül var. Tabii bu ne yapıyor? Haberi getiriyor. Bu molekül bağlanmadan önce reseptörler bağımsız polipeptit halinde. Yani birbirlerinden ayrı ayrı olarak bulunuyor. Sinyal molekülü geliyor, bağlanıyor ve iki tane reseptör polipeptiti, o hani polipeptitler halinde dedik ya, iki reseptör polipeptiti bir araya geliyor arkadaşlar ve dimer dediğimiz yapı oluşturuyor. Di ne demek? İki demek. İkili bir yapı oluşturuyor. Daha sonra bu dimer dediğimiz yapının oluşumu arkadaşlar tirozin kinaz aktivitesi gösteren kısımları aktif hale getiriyor. Yani iki tane protein yapısı birleşiyor ve tirozin kinaz arkadaşlar aktivitesi gösteren kısımları aktif hale getiriyor. Ve böylece kuyruklarında bulunan tirozin dediğimiz yapılara fosfatlar bağlanmaya başlıyor. Fosfatlar eklenince de aktif hale gelmiş oluyorlar arkadaşlar. Bunlar çok sayıda işte proteinlerle birlikte bir aktarım yolu oluşturuyorlar ve böylece reseptör görevlerini gerçekleştiriyorlar. Yani bu G proteinine göre biraz daha karışık ama bu şekilde bilmeniz yeterlidir. O zaman şöyle yazalım. Sinyal molekülü bağlanmadan önce reseptörler bağımsız polipeptit halindedir. Bağımsız polipeptit halindedir. Sinyal bağlanınca arkadaşlar iki polipeptit bir araya gelir ve dimer oluşturur. Dimer oluşunca da ne oluyor arkadaşlar? Tirozin kinaz aktivitesi gösteren kısımlar aktive olur ve kuyruk kısmına ne ekleniyor? Fosfat ekleniyor. O zaman yazalım. Dimer oluşunca, şurayı yanlış yazdım, şöyle hafif karalayayım. Tirozin kısmına fosfat eklenir ve aktif hale gelir. Yani kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar bu hücre içerisinde bulunan aktarım proteinleri bu fosfatlanmış olan tirozinlere bağlanıyor ve aktarım gerçekleşiyor. O zaman yazalım. Hücre içi aktarım proteinleri fosfatlanmış bağlanır ve aktive olur. Bu sayede hücresel cevap tetiklenir. Yani ne oldu? Bakın, reseptör geldi, sinyal geldi, bağlandı. Daha sonra birbirlerine aktarım gerçekleşti ve cevap tetiklendi arkadaşlar. Evet, 3 diyelim arkadaşlar. 3 İyon kanalı reseptörleri. Şimdi bunlar biraz daha diğerlerine göre basit. Arkadaşlar, sinyal molekülü, kanal proteinleri dediğimiz, hani hücre zarında kanal proteinleri vardı ya, bu kanal proteinleri dediğimiz yapıların hücre dışında özgü bir bölgesi var. Buraya bağlanıyor. Yani aslında yine hücrenin dışında, hücre zarının dış kısmına bağlanıyor. Daha sonra kanal proteininde meydana gelen bir değişiklik var arkadaşlar. Bu değişiklik
Bir iyonun belirli bir iyon, mesela kalsiyum olabilir, sodyum olabilir. Belirli bir iyonun hücre içindeki derişiminin değişmesine yol açıyor. Böylece arkadaşlar sinyal aktarımı gerçekleşmiş oluyor. Yani haberleşme bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Mesela örnek vereyim, sinir hücreleri arasında sinapslar var. Hani daha önce de yine bahsetmiştik. Sinapslarda arkadaşlar ortaya çıkan bir bölge vardır. Bu bölge arkadaşlar böyle bir değişiklikle elektriksel sinyali tetikliyor. İşte iyon kanalı reseptörleri bu şekilde. Hatta sinir hücresinde hangi mineral görevli, hangi iyon görevli? Kalsiyum iyon, değil mi? Kalsiyum sayesinde işte bu iyon kanalı dediğimiz reseptörler sayesinde gerçekleşiyor olay. O zaman yazalım. Sinyal molekülü. Bu arada sinyal molekülüne ligand da deniliyor arkadaşlar. Ligand. Kanal proteininin hücre dışında olan belli bir bölgesine bağlanır. Bağlanır. Kanal proteininde meydana gelen değişiklik hücre içinde belirli bir iyonun derişimini değiştirir. Bu artırma da olabilir, azaltma da olabilir arkadaşlar. Değiştirir ve böylece aktarım arkadaşlar oluşur. Mesela örnek veriyorum, dediğim gibi sinir hücreleri arasındaki sinapslarda böyle bir aktarım söz konusudur. Aktarım söz konusudur. Tabii ki orada hangi iyon kullanılıyor? Kalsiyum iyonu kullanılıyor arkadaşlar. Buna bağlı bir aktarım gerçekleşiyor. Evet, böylece bu konuyu da bitirdik. Zar yüzeyinde bulunan reseptörlerden bahsettik. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda hücre içerisindeki reseptörlerden bahsedeceğiz. Bunlar zarın yüzeyinde bulunan reseptörlerdi. Şimdi hücrenin içerisine giriyoruz. Hücrenin içindeki reseptörlerden bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.